Çok saygıdeğer Uygur TV izleyicileri, efendim biz bir programda yine sizlerle beraber olabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün normalde biz kendimiz misafirlerimizi stüdyomuza kabul ediyorduk ama bugün misafirimiz bizden baskın çıktı ve bizi kendi evinde ağırlamak istediğini söyledi. Biz de dosta giden yol yakındır dedik Hazreti Ali radıyallahu anh dediği gibi ve biz de çıktık dostumuzun yanına geldik. Kendisiyle biz zaten yıllardır tanışırız. Bir büyüğümüz, sevdiğimiz bir büyüğümüz. Gerçekten sizlerin de tanıdığı, kamuoyunun tanıdığı çok renkli bir kişilik. Gerçekten insana ve güzel şeylere hizmet etmeye gayret eden Yakup Tufan Beyefendi var. Sizler zaten tanıyorsunuz ama biz istiyoruz ki Yakup Tufan kendisini nasıl tarif eder? Yani Yakup Tufan denildiğinde Yakup Tufan nasıl bilinir diye düşünür? Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm. Uygur TV dinleyicilerine buradan da ekran başlarında bizi seyreden kardeşlerimize saygılarımızı, selamlarımızı, muhabbetlerimizi sunuyoruz. Evet. Yakup Tufan 1955 yılında Yozgat'ta doğdu. Daha sonra Ankara'ya, Ankara'dan da 15 yaşlarında Almanya'ya geldi okumak için. Neticede Rabbimin yardımıyla burada tahsil hayatımızı tamamladık. Mühendis olarak, maden mühendisi olarak işe başladık ve maden mühendisi olarak da işten ayrıldık. Emekliye ayrıldık. Siz emekli olmuş gibi olmasanız da sıfat olarak emekli, evet. Evet. Öyle. Zaten İslam'da emeklilik diye bir tabir yok. Eyvallah. Öbür taraftan Yakup Tufan 43 yıldır fiili bir mücadele içerisinde. Ya yani kamuoyunun tanıdığı Yakup Tufan. Anadolu'dan Avrupa'ya gelen Yakup Tufan 43 yıldır insani, İslami ve milli değerler konusunda yılmadan, yorulmadan, bıkmadan bir mücadele içerisinde. Ama ben bu mücadeleyi Rabbimin bir ihsanı olarak görüyorum. Eyvallah. Ve burada 70'li yıllarda bir mücadele başladı. O zamanlar ülkücü hareketti. Biz burada ülke ocaklarını kurduk. 1976'dan sonra evet. Kurduk ama bizim mücadelemiz 72'de başladı. Daha sonraları Türk Federasyonu oluştu. Ben orada da görev aldım. Bilahare Avrupa Türk İslam Birliği, ATİP oluştu. ATİP'te de 27 yıldan fazla görev yaptım. Başkan yardımcılığına kadar. Genel başkan yardımcılığı yaptım. Eğitim işleri, tanıtım işleri, siyasi işler, insani yardımlar gibi birçok konuda. Hatta yanlış hatırlamıyorsam, lütfen eğer yanlış bir şey söylersem düzeltir misiniz? Dış Türklerle alakalı bir komisyonda. Evet, ayrıca şimdi bana zaten Türk Dışişleri Bakanı derlerdi. Bazen Evliya Çelebi, bazen de Dış Türkler Bakanı derlerdi. Avrupa Türklerin Dış Türkler Bakanı derlerdi. Öyle latife yaparlardı. Ve birçok konuda çalışmalar yaptık. O sizin söylediğiniz konu 80'lerde 90'lara kadar ben Türk dünyasını araştırma yaptım. Evet. Türk dünyasını araştırma, o zamanları Sovyetler Birliği, komünizm dehşet saçıyordu. Evet. Ve bütün dünya komünizmden korkuyordu. O zamanları ben Sovyetler Birliği ile ilgili bir çalışmaya başladım. Daha doğrusu Türkistan'la ilgili bir çalışmaya başladım. Çalışmaya nereyle başladınız? Türkistan'la, Doğu Türkistan'la başladım. Şöyle söyleyeyim. O gün Türk dünyasını 10 kategoriye ayırdım. Bunların bir tanesi de Türkistan Türkleriydi. Eyvallah. Malum Türkistan Türkleri deyince aklımıza 5000 yıllık Türk tarihi geliyor. Ve ulu, kocaman bir ülke geliyor. Şimdi Orta Asya dedikleri yer değil. Orta Asya yanlış bir ifade zaten. Evet. Türkistan. Bizim araştırdığımız Türkistan'ın bir bölümü o gün Sovyetlerin işgali altındaydı. Bir bölümü hala Çin'in işgali altında, zulmü altında. Bir kısmı Güney Türkistan dediğimiz şu anda Afganistan'ın kuzeyi. Evet. Bir kısmı da Horasan dediğimiz İran'da. Bunun tamamının adı Ulu Türkistan. Ben onu araştırmaya başladım.
Moskova'dan bir dergiye abone oldum. Almanca çıkıyordu, Sputnik. Kazakistan'dan, Kırgızistan'dan, Özbekistan'dan, Türkmenistan'dan, Tacikistan'dan, Azerbaycan'dan, Kırım Türklerinden, Başkurdistan'dan, Tataristan'dan ben gazete ve dergilere abone oldum ve Kırıl alfabesini öğrendim. Evet. Ve dolayısıyla onlarla direkt bağlantı kurduk. Yazışmalar. Hem onlara ben Kırıl alfabesinde yazıyordum, hem Latin alfabesinde yazıyordum. Aynı zamanda da o zaman Almanya'daki, Bonn'daki Sovyetler Birliği Büyükelçiliği bir dergi çıkarıyordu, aylık dergi. Evet. Sovyet Union heute diye. Sovyetler Birliği bugün Almanca. Diye. Almanca. Hı. Ben ona da abone oldum. Ve günlük gazeteler bana geliyordu. Şimdi arşivimde onların hepsi var. Dergiler haftalık, aylık, 15 günlük dergilerdi ama gazeteler her gün geliyordu. Evet. Ve ben onları okuyordum. Ve orada bir şeyi gördüm. Ruslar Türkleri dil olarak da bölmüştüler. Yani Kazakistan'ın alfabesi değişikti. Türkmenistan'ın alfabesi değişikti. Veya Özbekistan'ın alfabesi değişikti. Ama lehçe farkı olmasına rağmen yazı dillerini değiştirdiği için tabii. Zaten önemli olan da yazı dili. Çünkü tarihe geçecek olan yazı dili olduğu için diğer kardeşler birbirlerini anlayamasınlar, birbirlerinin tarihleriyle bağlarını çözemesinler, bulamasınlar, yakınlaşıp yaklaşamasınlar ve birbirini kaybetsinlerden tabii, yola çıkarak tabii ki. Tabii, tabii. Ama akıllı olmak lazım. Evet. Müslüman mücadele adamıdır. Müslüman gönül adamıdır. Müslüman toparlayıcıdır. Eyvallah. Bundan hareketle ben onlarla yazmaya başladım. Tabi o zaman Almanya'da her baba yiğidin kârı değil tabiri caizse Sovyetler Birliği'nden gazetelere, dergilere abone olmak, onlarla bağlantı kurmak. Çünkü Almanya'da komünizm tehdidi altındaydı o zamanları. Bir hatıramı anlatayım. Lütfen. Sovyetler döneminde Özbekistan'da Taşkent'te bir dergi yayınlanıyordu ayrıca. O derginin adı da Sovyet Özbekistan'ıydı. Hem Almanca hem de Özbek Türkçesinde. Neden Sovyet Özbekistan'ı? Sovyet Cumhuriyeti diye. Evet. Yani Özbekistan Sovyet Cumhuriyetiydi. Kazakistan Sovyet Cumhuriyeti. 14 evet. Cumhuriyetten birer taneleriydi. Hülasa'da orada dergide çok dikkatimi çeken bir husus gördüm. Sovyet ve Özbekistan kelimelerinin tabirlerinin puntaları aynı büyüklükteydi. Yani işte evet, harflerin puntaları aynı büyüklükteydi. Halbuki doğrusu Sovyet bir sistemin adı. Özbekistan bir ülkenin bir adı. Kadim ülkenin adı. Değişik olması lazımdı. Sovyet küçük yazılması lazımdı. Özbekistan büyük yazılması lazımdı. Ve bu dergiye Murat Bey'di galiba ismi müdür. Şimdi onun mektupları bende arşivimde duruyor. Benimki de ona yazdığım duruyor arşivimde. Bir mektup yazdım. Dedim ki derginiz çok hoşuma gitti. Gidiyor. Dikkatle evet. Takip ediyorum. Yalnız bir şey dikkatimi çekti. Derginin ismindeki Harf büyükleri benim dikkatimi çekti. Evet. Sovyet Özbekistan'ı yazılmış. Evet. Sovyet, tabi bunları da dikkat ederek yazıyorum, evet. Oraya söylüyorum yazıda. Sovyet bir sistemin adı, geçici olabilir. Evet. Ama Özbekistan kadim bir ülkenin adı. Kalıcı. Bana göre, onu da yazdım tabi, mektubun içine yazdım, gönderdim. Sovyet küçük, Özbekistan büyük yazılması lazım dedim. Ve onun üstünde olması lazım, yan yana değil. Bana bir mektup gönderdiler. Dediler ki mektubunuz çok hoşumuza gitti. Fikrinizi çok beğendik, değerlendireceğiz. Zannediyorum bir sayı çıktı. İkinci sayıda Sovyet küçük, Özbekistan büyük yazılmaya başladı. Bir de Doğu Türkistan dergisi çıkıyordu. O Türkiye'de çıkıyordu, İstanbul'da.
Ben ona da aboneydim. Birçok Doğu Türkistanlılar, ayrıca Kazakistan'da idiler. Onlar sizin vatan, bizim vatan, ana yurt gazeteler çıkıyordu. Arap alfabesiyle, Latin alfabesiyle çıkıyordu. Ben onlara da abone olmuştum. Onlarla da haberleşiyorduk. Orada bu çıkan gazetede hep derginin kapaklarında masum insanlar, yoksul, fakir, zulme tabi olan insanlar, gerçek Türkistan'ı yansıtan resimler konurdu. Bir baktım bir sayısında parlak bir resim, mutlu bir tablo var. O arada da Yazı İşleri Müdürlüğü, yanılmıyorsam Yıldırım Genç Osmanoğlu'ydu. Yazar, şair, gönül adamıydı. Ona bir mektup yazdım. Ne oldu? Şey mi oldunuz? Özgür mü oldunuz? İstiklalinize mi kavuştunuz diye sordunuz tabii. Evet, dedim ki abi, Doğu Türkistan istiklaline kavuştu, biz mi duymadık? Nedir böyle bir mutlu resim var üzerinde? Rahmetlik, Allah gani gani rahmet eylesin, Kalelerin Burcu diye bir kitabıyla bana bir mektup gönderdi. Dedi ki Yakup Bey, bir siz farkına vardınız dedi. Türkistan hala esir. Ama kapaktaki değişikliği siz farkına vardınız dedi. Onunla da böyle muhabbetimiz devam burada etti. Burada tabii ben geleceğim ama çok sayıda Rüyurt TV izleyicileri. Hani insanlar diyorlar ya, işte ya benim söylememle ne olur? Ya bir kişiyle ne olur? İşte herkes kabul etmiş de bir ben söylemekle mi olacak diye. İşte bu çok güzel bir örnek. Yakup Bey'in az önce verdiği örnekteki gibi. Bazen sizin bir cümleniz belki kainattaki çoğu taşı yerinden oynatabilir. Çoğu şeyi değiştirebilir. Bunun için güzel bir örnekti. Teşekkür ediyoruz. Tabii ben şey dikkatimi çekti Yakup Bey. Siz, ben tabii Yakup Bey nasıl bilinir anlatınca siz gerçekten daldınız dünyanıza. Biz sizin aile durumunuzu, işte çocuklarınız var mı, işte ne yaparlar, ne ederler, yani oraya da girmek istiyorum. Sebebi de şu, şimdi ben neden burada bir parantez açıyorum Uygur TV izleyicileri? Çünkü biz Yakup abimizi uzun yıllardır tanıdığımız için kendisinin gerçekten insana giden yolda, gönüle giden her yolda aktif olduğunu, sürekli faaliyetler ve etkinlikler içerisinde olduğunu biliyoruz. Ailesi artık onun aklında, yani ben onun tercümanı olmama gerek yok, kendisi zaten yanımda ama ben anladığımı size söylemek istiyorum. Ailesi artık bir Türk dünyası, ailesi bir Müslüman İslam dünyası gibi algıladığı için dediğim zaman direkt daldı zaten, büyük aileye daldı. Halbuki biz böyle bir, evet, önce bir küçük aileden de evet, bahsedelim istiyorum. Dolayısıyla evet, şimdi gönül aşık olunca evet, maşuka gidiyor. Eyvallah, eyvallah. Evet, ben evliyim. Eyvallah. 4 tane çocuğum var. İkisi Allah oğlan, ikisi kız. Burada da tabii biz adaletli davrandık. Kızın, oğlanın birinin adı babamın adı. Ben tarihi değerlerimiz için alarak Kazım Alperen koydum. Diğerinin adı, kaybabamın adı Mehmet ama Mehmet Gazi Derviş koydum. Eyvallah. Büyük kızımın adı Turunç, anamın adı ama ben Osmanlı sultanlarını da ekledim. Turunç Sultan oldu. Küçük kızımın adı, kaynanamın adı Zekiye ama ben Ülkü'yü de koydum. Eyvallah. Zekiye Ülkü. Büyük kızım 2 sene önce Almanya'da bu bölgede yabancı kökenli başarılı öğrencilerden birincisi seçildi. Ve bugün de doktorasını yapıyor üniversitede, Osnabrück Üniversitesi'nde. İnşallah 3-4 ay sonra tahmin ediyorum bitecek. Diğer çocuklar da 3-4 ay sonra okullarını bitirecekler. Mühendis olacaklar, teknisyen olacaklar. İşte hep bizim şeyi, ailemiz, elhamdülillah bu da Allah'ın bir nimeti. Son 25 yıldır ben ailemle oturup bayram yapmadım. Tabii aile bölümüne de bence gelmek istiyorum. Evet. Çünkü sizin kitabınızda da bununla alakalı bir bölüm var. İsterseniz yeri gelmişken bence oraya bir girelim. Daha sonra isterseniz bir büyük aileye doğru da olur. Evet, buyurun. Şimdi tabii ilk önce bu mücadele, bizim sağlam aile olunca siz büyük mücadele yapabilirsiniz. Dolayısıyla sağlam kafa yapısı, sağlam fikir, sağlam zikir. Daha sonra sağlam birey, sağlam bireylerden oluşan aile. Bu milletin
çekirdeği, temel taşı. Olmazsa olmazı. Olmazsa olmazı. Evet. Bu sağlam olursa siz dünyayı kucaklayabilirsiniz. Dünyanın muhtelif yerlerinde her zorluğa rağmen hizmet yapabilirsiniz. Ben, çocuklar daha küçüktü. Bundan demek ki 20 yıl veya 23 yıl önce. Çocuklar bana dedi ki bir gün, baba sen öksüzleri sevindirmeye gidiyorsun. Balkanlara, Kafkaslara, Türkistan coğrafyasına, Orta Doğu'ya veya Afrika'ya. Ama biz bayramda öksüz kalıyoruz. Kimsesiz kalıyoruz. Oturduk çocuklara, peki çocuklar dedim. İster misiniz babanız bayramlarda 4 çocuğu sevindirsin veya 4000 çocuğu sevindirsin? Dediler ki baba, sen biz 4000'i sevindirmeni istiyoruz dediler. Ve çocuklar o günden beri de harçlıklarını vererek ben o yüzlerce, binlerce çocuğu sevindirmeye çalıştım. Maşallah. Aileye gelince, eğer benim ailem arkamda olmasaydı, İslam davasına sahip çıkmasaydı, insanlık davasına bana destek olmasaydı, 5000 yıllık tarihimde, tarihimizin ihyasında o şuurda mesuliyet yüklendiğimizde bize omuz vermeselerdi, belki bugünkü noktada olamazdık. Dolayısıyla ben burada da aileme, ayrı ayrı hanımıma, çocuklarıma teşekkür ediyorum. Rabbim iki cihan da aziz eylesin onları. Eyvallah. Aile demişken, bugün neden ailelerimiz sıkıntıda? İsterseniz ona değinelim. Lütfen, yani zaten kitapta. Evet. Bu kitapta, evet, kitapta biz biraz sonra geleceğiz kitabın muhtevasına, Araf'taki Türkler isimli kitabının bir bölümünde aile. Şimdi aile, bugünkü aile meselesi yalnız bizim meselemiz değil maalesef. Dünyanın meselesi. Geçen gün Almanlarla bir araya geldik. Malum bizim burada bir aile birliği çalışma grubumuz var. Belediye başkanlığı şemsiyesi altında. Ve kuruluşunda bugüne 12 yıl oldu yaklaşık. Fiilen içerisindeyiz. Ve geçen günde, 3-4 gün önce de bunun bir toplantısını yaptık. Alman dedi ki, çalışma grubundaki Alman, ya dedi, Müslüman ülkeler, Türkler deyince aile anlaşılıyor. Bizim çalışmamız da anlaşılıyor. Ama bugünkü Almanya'ya dönünce, aile deyince neyi anlıyoruz? Ve kaldı mı ki aile? Maalesef Almanya'da aile kalmadı dedi. Bu aile için birlik, aileyle ilgili çalışma yapmak, aileyi daha mutlu yapmak için belli projeleri ortaya koymak şu anda bizim için çok geç oldu manasında bu sözleri söyledi. Ama bizim için geç değil. Biz madem ki yaradılanı yaradandan ötürü seviyoruz, bizim yolumuz Yunusların yolu, Hacı Bektaş'ı velilerin yolu, Hacı Bayram velilerin yolu, Akşemseddinlerin yolu ise bütün kainattaki insanlar bizi ilgilendirir. Üç sebepten dolayı ilgilendirir. Geleceğim dedi Cemaliye. Bir, hepsi insan. Ve Rabbim hepimizi Adem'le Havva'dan yaratmış ve kardeşiz. Kardeşim, uzağa yakını olmaz, rengi olmaz, ırkı olmaz, adeti olmaz, kıtası olmaz. İkincisi, bugün dünyada 1,7 milyar Müslüman yaşıyor. Dünyada en az 1/4 insan Müslüman. En az. Bana göre 2 milyarın üzerinde dünyayı gördüğüm dünyada. Ve Allah bizi kardeş ilan etti. Kur'an-ı Kerim'de bunu ifade ediyor. Eğer o kardeşlerimizin problemi varsa, bu bizi birinci derecede ilgilendirir. Bunun Afrika'sı olmaz, Asya'sı olmaz, Avrupa'sı olmaz, Balkanları olmaz, Orta Doğu'su olmaz. Bunlara ilaveten, bir de biz 5000 yıllık bir tarihe miras olan insanlarız. 16 büyük devlet kurmuşuz, imparatorluk kurmuşuz. Bugün Cumhurbaşkanlığı'nın forsunda ve Cumhurbaşkanlığı sarayında da o bayraklar bugün temsil ediliyor. Bu hikaye değil, masal değil, varsayım değil.
yüzlerce devlet, 16 büyük imparatorluk kurmuşuz. Ve medeniyetler ihya etmişiz, inşa etmişiz. Bu içinde yaşadığımız Avrupa coğrafyası karanlık çağdayken, onu insanların bir eksikliği olarak görmüyorum, İnsanlık olarak değerlendiriyorum hadiseyi, biz her dalda, medeniyette, sanatta, edebiyatta, sağlıkta, ilimde, irfanda çok önde olmuşuz, ışık tutmuşuz. Ve en son Osmanlı İmparatorluğu yıkılınca 50'den fazla küçük devletler, bölgeler meydana gelmiş. Ve onlar bugün zulüm ve zillet altında. Ben görmedim, ben bilmiyorum, bana ne, beni ilgilendiremez diyemeyiz. Oraya geleceğim ben, evet. Özellikle sebebi de şu. Mesela insanlar diyorlar ki, ya kardeşim ben kendi olduğum yerde, beldede, köyde, kasabada, şehirde ya da ülkede hareket edeyim. Oranın insanlarıyla uğraşayım, o insanlara yardım götüreyim, o insanları sevindireyim. Siz böyle değilsiniz, neden? Onu söyleyeyim. Evet. Şimdi yani neden siz dolaşmayı düşündünüz? Neden dünya devletlerini, neden farklı ülkeleri seçtiniz ziyaret için? Şimdi misal olarak da vereceğim ama ilk önce bir şey söyleyeyim. Biraz önce dedim ki bizim yolumuz Mevlana'nın yolu. Evet. Mevlana bir Müslümanın hayatını şöyle izah ediyor. Diyor ki bir Müslümanın hayatı bir pergele benzer. Bir ayağı sabit, diğer ayağı dünyayı dolaşır. Evet. Ve bizim için de ve Peygamber Efendimiz bir hadisle de bunu ifade ediyor. Diyor ki sizin en hayırlınız insanlara faydalı olandır. Müslümanlara demiyor. Akrabaya, hemşehire demiyor. Aynı ülkeye demiyor. İnsanlara. Ben mahlukatı da bir kenara bırakıyorum. O da bizim derdimiz, o da bizim hedefimiz dahilinde. Demek ki biz bir ayağımız kendi değerlerimiz üzerinde olacak. Kendi insanımız, köyümüz, kentimiz, memleketimiz, milletimiz, devletimiz, kültürümüz, sanatımız, edebiyatımız olacak. Aynı anda da diğer ayağımız mazlum coğrafyayı, mağdur coğrafyayı, garip insanları dolaşacak. Onlarla hemhal olacak, kardeşlik bağlarını geliştirecek. İşte burada sağlam aileden hareket ediyoruz. Eğer ailemiz sağlam olmasaydı bizim bunları yapma şansımız olmayabilirdi. Bu kışın bana bir yazı geldi. Bir internetten bir hanım kardeş bir yazı gönderiyor. Diyor ki aynen şu ifadeyi kullanıyor. Şu anda bizim olduğumuz yerde ısı sıfırın altında 26 derece. Ve bizim yakacak odunumuz yok. Çocuklar uyuyamıyor ve ağlıyorlar. Soğuktan. Ben sizin bize faydalı olacağınız, bize yardım edeceğinizi düşünerek sizi aradım diyor. Ben de çocuklara selam söyle. Ağlamasınlar. Allah kerimdir. Yarın ben size haber vereceğim dedim. Ertesi gün onun ihtiyacı olan parayı ayarladık ve hemen oraya gönderdik. Haber verdik, gönderdiler. Balkanlarda bir ülke, o köyleri biliyorum. Daha detayına girmeyeyim. Ve 3 gün sonra aşağı yukarı yine bana bir yazı geldi. Dediler ki yazı, yine çocuklar ağlıyorlar. Aynı yerden geliyor. Aynı yerden geliyor, aynı çocukların annesi yazıyor. Dedim ki kardeşim, siz ben şuradan alın dedim, onları almadınız mı? Ben oralara da haber verdim. Siz odun alıp sobanızı yakmadınız mı? Oda sıcak değil mi? Oda sıcak dediler. Peki niye ağlıyor? Sevinçten ağlıyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Biz bir aileyi soğuktan kurtardık. Çocukların gözyaşı soğuktan değil de sevinçten akmaya başladı. Biz bir aileyiz. Büyük bir aileyiz. İnsanlık ailesi olarak bir aileyiz. Müslümanlar olarak bir aileyiz. Burada aklıma geldi. İstersen bu konuda bir misal daha vereyim mi? Lütfen, tabii ki. Çok zor şartlarda Afganistan'a gittik. Savaş döneminde.
İran'dan Afganistan'a geçtik. Cüveyn diye bir yere gittik. Cüveyn. Sınırdan yaklaşık 60 kilometre içeride. Tarihi bir şehir, 2000 yıllık tarihi var. Cüveyn Kalesi'nden ismini almış. Fakat köye, o şehre vardığımda, tabi oralara kuş uçsa bile geçemez. O kadar sıkıntılı bir bölge. Rabbimin yardımıyla, onun ihsanıyla, onun korumasıyla biz oraya vardık. Savaşlardan önce, kuraklıktan önce şehrin nüfusu 120 binmiş. Benim vardığımda 20 bine düşmüş. Göçmüşler. Veya savaş, savaşta... açlık, göç. Orada tabiri caizse küt ve kütürüm kalmış. Biz onlara yardım dağıtmaya başladık. Ben burada Türk olarak ben gittim. Ama İran'dan ve Afganistan'dan bir ekip oluşturduk. Vali ve oranın komutanı ile beraber valilik binasında yardım dağıtmaya başladık. Valilik binası da yani bir oda gibi bir şey. 2000 yıl geride gözüküyor. Çok perişan. Ekip, insanlar tamamı sıraya geçtiler. Biz onlara yardım dağıtıyoruz. Parayı şeyden getirdik. Oranın parası çalışmıyor. İran'ın parası tümel. Peki onu çevirebilecek mi? Orada çevirdik. Orada onu kullanıyorlar. Tacikçe de oranın dili genel olarak oraya onu kullanıyorlar. Afganistan'ın parasının bir değeri yok. Kıymeti de yok. Kıymet harbiyesi yok. Ve gelenler işte nice nefer diye soruyoruz. Onlar çar nefer diyor mesela. Ben ona göre para veriyorum. Kaç kişi? Şu kadar kişi yazıyorlar, resim çekiyorlar falan hatıra olsun diye. Ama baktım o kadar ahali var. Yani kuyruk gözükmüyor tabiri caizse. Çok vermek istiyorum diyorum ama herkese yetmez. Arkadaşlar paramız var mı? Çuval gibi bir para olması lazım. Arkadaşlar Yakup Bey var ver diyorlar. Ben ona göre para veriyorum. Yatsı namazına doğru bütün ahaliye para dağıttık ve paramız bitmedi. Şimdi ben de hayret ettim, herkes de hayret etti. Yalnız valinin bir ihtiyar hiyeti var. Onların bir yere davet ettiler bizi, akşam yemeği yedik. Orada bir teşekkür mektubu yazdılar. Teşekkür mektubunda onlar şey yazdılar, Tacikçe yazdılar. Ben oradaki Azeri Türk kardeşimize Türkçe'ye tercüme ettirdim. Dikkatimi çeken bir ibare oldu. Lebbeyk. Mektupta bir lebbeyk geçiyor. Dedim ki arkadaşlar, kardeşlerim, biz de lebbeyk, ey Rabbim, senin emrine duydum ve emrine icabet ediyorum. Her şeyi sana emanet ediyorum manasında kullanırız. Telbiye olarak, tekbir olarak hacca veya umreye gittiğimizde siz bunu niye kullandınız bu mektupta? 70 yaşlarında bir aksakallı aldı mektubu, dedi ki Yakup Bey, biz niye kullandık bunu dedi. 10 yıldır buraya bir yabancı gelmedi. 10 yıldır da yağmur yağmadı. 10 yıldır da savaştan biz bittik. Ama hep imdat diyorduk. Ey insanlık, ey insanlar, ey Müslümanlar, ey müminler, ey kardeşlerim. Bizi duymuyor musunuz? Cüveyni duymuyor musunuz? Açlığımızı, susuzluğumuzu, yoksulluğumuzu, feryadımızı duymuyor musunuz diye feryat ediyorduk. Siz Türkiye'den, Avrupa'dan lebbeyk dediniz. Ey Cüveyn halkı! Feryadınızı duyduk, imdadına yetiştik dediniz. İşte bu o lebbeyk. Şimdi aziz kardeşim, Recep Bey kardeşim. Dünyanın neresinde acaba bugün nice insanlar feryat ediyor? Biz onları duyabiliyor muyuz? İşte bundan dolayı biz bütün cihanı kucaklamak, bütün mağdurlara
kol kanat olmak, merhamet ve kardeşlik elimizi uzatmak için dolaşıyoruz. Eyvallah. Şimdi bu siz yaşadığınız hikayeyi anlatınca ben de tabii biliyorsunuz yıllardır aynı yardım kafileleriyle kendim arkadaşlarla beraber gidip geliyoruz. Özellikle son zamanlarda Uygur TV aracılığıyla Doğu Türkistan bölgesine daha çok gidiyoruz. Biz yine böyle bir ihtiyacı olan bir bölgeye gittik. Tabi orada yardımları dağıttık. Allah'a şükürler olsun, eş, dost, arkadaşlar, sizler de biliyorsunuz işte verilenleri götürüyoruz. 5-6 tane böyle yaşlı insan geldi oraya. Farklı geldiklerini hissettim böyle. Dedim ki bunlara herhalde bir şey veremedik mi dedim arkadaşlara. Bunlar sonradan geldi, bunlara bir şey verilebildi mi? O arada adam demek ki benim o şeyimi, endişemi hissetti. Oradaki bir genci tercüme ettirmek için çağırdı. Dedi ki bu genç arkadaş bizi dinlesin. Sakın ola ki aklınıza gelmesin ki biz sizin getirdiğiniz yardımları buraya almak için geldik. Biz bunun için gelmedik. Biz bize söylenen şu cümle için geldik. Bize dediler ki Muhammed'in kardeşleri geldi ve biz Muhammed'in kardeşlerini görmeye geldik dedi. Orada benim için her şey çok başka bir alemdi, başka bir zamandı, başka bir ortamdı. Her şey çok sizde yaşadığınız için yani bunları sizlerle paylaşmaktan özellikle de Uygur TV ekranlarından bizi izleyenler tarafından bilinmesinde de sakınca görmüyorum. Çünkü biz bir aileyiz yani şu anda bir aile ortamında konuşuyoruz. Gerçekten insanların insanlık için yaptıkları bütün iyiliklerin bir nebze sizin hani derler ya ameller niyetlere göredir. Sizin bir tanenizin samimiyeti kervan geçmeye değil mi? Yerlere bizleri hizmetkar ediyor değil mi? Gönderiyor oraya ve bizi hizmet ettiriyor. Allah'ın büyük bir nimeti. Bundan daha büyük bir nimet yok. Bazen işte lütfen bizi çevremizde bağışlasınlar. Tabii her şeyin yeri başka, düğünün yeri başka, cenazenin yeri başka, her şeyin yeri başka ama bazen böyle işte davetler oluyor, işte şu oluyor, bu oluyor. Ben diyorum ki, ya kusura bakmayın beni maruz görün. Sizinle aynı iklimde olduğumuz için söylüyorum. Beni maruz görün. Abi onu başka arkadaşlarımız var ama biz şuraya gitmemiz gerekiyor. Burada gerçekten ihtiyaç var diye gitmediğimizde bazen alınmalar oluyor, kırılmalar oluyor. Bu vesileyle de en azından kendimizi ifade etme şansı da buluyoruz. Şimdi siz son zamanlarda Afrika'ya biraz ağırlık verdiğiniz gibi geliyor. Doğru mu bu? Şöyle, bizim üç ana bölgede, Türkiye'yi de katarsak daha fazlalanıyor. Sürekli çalışmalarımız, projelerimiz var. Bu projelerimiz Pasifik'ten Atlantik'e kadar uzanıyor. Veya Atlantik'ten Pasifik'e kadar uzanıyor. Son zamanları ona geleceğim. Evet. Gelecek altına alırsın. Evet. Şimdi son zamanları iki ana bölge. Balkanlar ve Afrika. Tabii Orta Doğu, Türkistan coğrafyası, Uzak Asya devam ediyor çalışmalar. Bu iki konuda size bilgi vereyim arzu ederseniz. Lütfen. Çünkü ben şeye gelmek istiyorum. Daha sonra Afrika'dan bu kitaba gelmek istiyorum. Evet, çok güzel bir kitap var elimizde. Araf'taki Türkler, özellikle de isimle de alakalı size soru sormak istiyorum. Evet. Yani Afrika'yı bir geçelim, bu kitaba bir gelmek tamam. istiyorum. Çünkü. Tamam. Evet. Şimdi Balkanlar, son göçleri görüyoruz. İnsanlar, ben o bölgeleri, ülkeleri, aileleri çok yakından tanıyorum. Bin bir çileyle Bulgaristan'dan, Makedonya'dan, Sırbistan'dan insanlar, Romanya'dan Avrupa'ya, yani Batı Avrupa'ya geliyorlar. Çok paralar da vererek. Burada da gayri insani bir muameleye tabi oluyorlar. Bir odaya, aileli bir odaya, bir odaya iki aile veriyorlar. Buraya getirdim bir arkadaşımızı, anlattı, dedi ki Yakup Bey, bir yıl boyunca bir odayı hem Suriyeli göçmen kullandı, hem biz kullandık. İkimiz de evliyiz, ikimizin de çocukları var. Almanya'da oluyor bunlar.
Bir delikanlı beni aradı. Balkanlardan gelen. Dedi ki ben geldim, yanıldım, yenildim ama ne param var, ne pulum var, ne de çalışma imkanım var. Siz bize sahip çıkarsanız biz geleceğimiz olabiliriz. Ben yakın bilgi aldım gençten. Fulda'dan aradı beni. Yakın bilgi aldım. Makedonya'yı aradım. Akrabasının hısmını buldum. Babasıyla bağlantı kurdum. Dedim ki bu çocuğa ben para vereceğim. Yol parasını ayarlayacağım. Siz bunu okula gönderin. Bir okulu da terk etmiş gelmiş. Veya para olmadığı için okula girememiş. Çocuk buradan para hazırladım ona. Gönderdim. Okuluna yatırdı. Okula başladı. Gelecek sene komiser olacak. Hayır. Güzel. Bunun gibi bizim Balkanlarda, Türkiye'de, Asya'da, Afrika'da projelerimiz var. Gelelim oradan sizin sorunuz Afrika. Birebir. Malum her zaman söylüyorum herkes yardım ediyor. Ama bizim yardımımızın bir ayağı daha var. Yalnız ona para verip ekmek vermek, aş vermek değil. Gönül bağı kurmak. Kardeşi kardeşe sevdirmek, Müslümanı Müslümana sevdirmek, insanı insana sevdirmek ve merak sardırmak. Kardeş aileleri bulmak, birbiriyle bağlantı kurmak. İşte bu noktadan hareketle bundan 16 yıl önce bizim Afrika, 17 yıl hatta 2005'ti galiba, 2005 diyorum. Doğru. 2003 olabilir. 13 sene falan dediğinizse. Evet. 2003. Evet. Ve affedersiniz. 2005. Evet. 11 sene. 11 sene önce. İlk önce biz şeye gittik. Orada da bir hatıramı anlatacağım. Afrika'ya gittik. Afrika'ya gittik. Somali o zaman kıtlık içerisindeydi. Hala öyle ama o günlerde daha kamuoyunda çok Somali'den konuşuluyordu. Somali gidenler bilir. Afrika ayrı bir şey. Yani Avrupa gibi, Türkiye gibi devletler anlaşılmaz. Orada kabilelerin hakimiyetinde, sınırı belli olmayan, dili belli olmayan, işgal altında, zulüm altında coğrafyalar. Biz oraya gittik ama orada bir hatıramı daha anlatayım. Oraya, Somali'ye varmadan. Hepsini niye anlatıyorum? Rabbimin bir ihsan olarak anlatıyorum. Bir nimet olarak, aynı zamanda bir mesuliyet olarak anlatıyorum. Biz buradan Somali'ye giderken iyi bir uçakla Dubai'ye gittik. Dubai'de iki tane havaalanı var. Biri Hristiyan ülkelerine, zengin ülkelere uçan havaalanı çok modern. O dünyanın belki en modern havaalanından biri. Bir diğeri de İslam ülkelerine uçan çok modern olmayan bir havaalanı. Onu da o zaman gördük. Modern havaalanından o havaalanına geçtik ve Somali'ye uçacağız. Somali arkadaşlar yanımızda. Bekliyoruz ki bizim uçak gelsin. Bizim uçak bir türlü gelmiyor. Ekrana gelmiyor. Bir de baba ilk bir adam geldi dedi ki hemen uçak geldi koşun. Dedim ki bizim ekranda gözükmedi. Yanımdaki arkadaş dedi ki Abdullah, Mahmut, bunu da Yakup dedi ya bırak sen koş gidelim. Ha, bu ekranda görünecek gibi bu değil. Değil. Bir 30'a bindik, bir 10 dakika büyük bir havalanın şeyi olarak, saha olarak. Evet. Belki de öteki modern havalanından bununki aynı bilemiyorum. Vardık oraya uçağa bindik, otobüse 10 dakika bir havalanda dolaştık. Bir köşeye vardık, orada bir uçak duruyor. Ben zannettim müzelik bir uçak. Otobüs durdu, herkes inin dediler. Ben dedim ki Mahmut, bizim uçağın nerede? Ya bu dedin senin bizim uçak. Hem dedi yoksa yerde bulamayız. Küçük bir uçak ama perişan bir vaziyette. Dolmuş gibi. Dolmuş, girdin. Binmedin. Aynen aldın. Öyle. Eyvallah. Ben de işin ciddiyetini gördüm. Baktım öyle deyince ama bir şey hemen aklıma geldi. Dedim ki Allah beni imtihan ediyor. Şu anda cesaret gösterip uçağa binmek de var. Mazeret göstermek, dönmek de var. Evet. Ama ben bineceğim dedim. Koştum hakikaten de bindim. Ama uçağın içi dışından da berbat. Acayip bir koku var. Ben bu koku uçağı patladı diyorum.
tabiri caizse 60'lı yıllarda Türkiye'de otobüsler vardı. Hayvanlar da taşırlardı, insanlar da taşırlardı. O acayip bir koku saçardı o etrafa. O veya ondan berbat. Yerimize oturduk. Benim de koltuk kırık. Ve uçak biraz sonra çalışmaya başladı. Bize orada kemerinizi bağlan. İşte şöyle uçacak. Her kimse bir şey demiyor. Uçak çıktı, uçmaya başladı. Hostes falan var mı? Var ama hiçbir şey söylemiyor kimse. Tamam. Var, oranın hostesi de gördüm, hostesi de var. Uçak Yemen üzerinden gidiyor. Yemen üzerinden gidiyor. Çok ilginç. Tabii ben bir yere gideceksem hani ilk önce bir araştırma yapıyorum. Nereden uçuyoruz, nereye gidebiliriz? Yemen üzerinden uçtuğu için ben buradan da Yemen türkülerini kopyaladım, cebime aldım. Dedim ki şunu da Yemen'de inşallah bir söylerim. Bizim uçak Umman üzerinden, Yemen'in bir kısmı çöl ama bir kısmı çok dağlık. Bu Umman denizine paralel olarak. Biz neticede benzin almak için şeye El Mualla kentine vardık şimdi. O Aden Körfezi'ne yakın sahilde bir şehir. Oraya indik, benzin alıyor. Ben hostese yalvardım. Dedim ki ya şeyler çıkardım boynumdan. Cümle dedim ki lütfen. Bana müsaade edin. Ben bu benzin alana kadar ben aşağı ineyim de Yemen türküsünü bir okuyayım. Şu toprağa söyleyeyim. He, toprağa söyleyeyim. Nein, no, no dedi. Ya ne Almancamız, ne Arapçamız ne de Almancamız orada şey etmedi. İçimde bir ukde kaldı. Ve uçakla biz Aden Körfezi'nden Karakıtağı'ya ilk ayak bastık. Bir tarlaya indik. Herkes etrafımıza geldi. Bizi karşıladılar. Orada Osmanlı aileler, biz biliyorsunuz şeyin kuzeyi, kuzey batısı, bugünkü Somali'nin Osmanlı güney coğrafyası. Osmanlı'yı bilmeyen Afrika'yı bilmez. Ve onlar kendini Türk hissediyor. Eğer biz kendimizi Arap diyoruz ama Türkleri daha çok seviyoruz ve kendimizi Türklere daha çok yakın hissediyoruz dediler bana. Hülasa da insanlar o köylerden, açlıktan, kargaşadan, kuraklıktan şehirlere göç etmişler. Yüz binlerce mülteci şehirlerin kenarında kartondan, paladan, pırtıdan tabiri caizse çadırlarda yaşıyor. Binlerce, on binlerce. Biz Gardo diye bir şehire gittik. Somali'de öyle şehirden şehire, köyden köye elini sallayarak gitmen mümkün değil. Her köyün, her şehrin ordusu var. Yollar kesik, seni durduruyorlar. Kimsin? Bakıyorlar, ona göre buyur veya gidemezsin. Rabbimin bu da bir nimeti. Her ülkede, 40'a yakın ülkede bugün bizim kardeş ailemiz var. İtibarlı aileler var. Orta yolda olan itibarlı, saygılı aileler ve cemiyetler var. Devletin bölümü var, halka dayalı var, dinli önderler var. Dolayısıyla Rabbim de burada bize bir ihsanda bulundu. İtibarlı ailelerle, insanlarla işbirliği yapmak. Ve biz her ülkede kooperasyon partnerimiz var Almanca tabiriyle. Evet. Resmi anlaşmalar yapıyoruz. İşbirliği yaptığınız, evet, beraber evet, projeler geliştirdiğiniz, yardımları beraber ulaştırdığınız. Evet. Yoksa yapamazsınız. Ben ailelere kalıyorum. Nerede kalacaksınız siz? Hülasa'da Gardo'ya gittik. Gardo'da bir tane çeşme kalmış. Hepsi kurumuş. 10 bin, 10 bin, iki tane 20 bin kişilik çadır var. Çadırda yaşayanların %90'ı kadın ve çocuk. Hiçbir korumaları yok. Oralara yardım dağıttık. Çadırın birine geldik, ikindi zamanı, çadır kentin. Ben dedim ki, Abdullah, ben bir namaz kılayım. İkindi namazı geçmesin. Şimdi yardıma başlarsak namazını geçiririz. Derken orada bir çadır kentin ortasında kumlukların kenarına taşlar dizmişler. Temiz kum, orası mescit. Ben orada namaz kılarken kadınlar, çocuklar, çoluklar o şeye dağıtacağımız yere gidiyorlar. Yardım dağıtacağımız. Ben dikkat etmedim. Bir grup kadın bana bakmış, hayretler içerisinde birbirine konuşmuşlar. Namazı kıldım, ben de oraya gittim. Döndüm. Bizim şey dedi ki,
Abdullah, Abdullah Mahmut dedi ki ya sana ne dediler duydun mu? Yok dedim. Bu gelen kadınlar kendi arasında beyaza bak beyaza namaz kılıyor dedi. Hayret ettiler. E dedim bunda bence hayret edecek ne var ki? Dedi ki buraya yardım getirenlerin tamamı beyaz, tamamı Hristiyan. Bu insanlar da zannediyor ki dünyada beyazların hepsi Hristiyan. Siz beyazların Müslüman olduğunu gösterdiniz. Hakikaten de belediye başkanı daha sonraki teşekkür konuşmasında dedi ki siz bize iki bayram yaşattınız. Bir tanesi yardım ettiniz, o bayram sevindik. Biri de Müslümanların da yardım ettiğini gösterdiniz. İkinci büyük bayramımız oldu. Çünkü buraya Arabistan'ın yardımı da Amerikan yardım olarak gelir dedi. Şimdi ne kadar önemli olduğunu görüyor musunuz? Şimdi biz kendi gönül coğrafyamıza, Türkistan'a, Kafkaslara, Balkanlara, Orta Doğu'ya, Asya'ya, Uzak Asya'ya ve Afrika'ya gitmeyeceğiz. Mağdur, mazlum kardeşlerimizle beraber olmayacağız. Merhamet eli uzatmayacağız ama Hristiyanlar uzatacaklar veya gayrimüslimler uzatacaklar. Bizim yardımımız da biz onlara vereceğiz. Onların yardımı gibi gözükecek. Biz de diyeceğiz ki biz kardeşiz. Şimdi burada benim dikkatimi çeken bir şey daha var. Şimdi biz tabii ki biraz belki de yapılan işleri gözümüzde, gönlümüzde küçülttüğümüzden de olabilir. Mesela neden? Biz buradan işte yardımlar götürdüğümüzde birkaç tane arkadaş geldi. Yani böyle tavır koymak isteyen arkadaşlar. Ya dedi gidiyorsunuz orada ne yapıyorsunuz ki? Yani bir damla su veriyorsunuz. Bir parça et veriyorsunuz. Ondan sonra o insanlara ümit veriyorsunuz. Öyle ümitle beraber bırakıyorsunuz. Çıkıp geliyorsunuz. Sanki onların hayatını mı kurtarıyorsunuz? Şimdi bu insanlara sizin bu yaşadığınız bence çok güzel bir cevap. Yani insanların karanlık dünyalarında, kararmış dünyalarında gidip bir Mevlana'nın dediği gibi karanlığa küfredeceğinizi bir tane mum yakabilirsiniz. O insanların önlerine bakmaları için bir ümit ışığı verebilirsiniz. Biz bunu yaptığınızı biliyoruz. Bundan sonraki çalışmalarınızda da mutlaka devam edeceksiniz. Başarılar diliyoruz Uygur TV olarak. Biz Yakup Tufan'ı tanımak istiyoruz. Ve öyle zannediyorum bu program bunun için yetmeyecek. Biz bu kitaba şöyle bir girizgah yapalım. Ben önce ismiyle başlayayım. Neden Araf'taki Türkler? Yani Türkler olabilirdi, işte Serhat'taki Türkler olabilirdi vesaire vesaire vesaire. Ama neden Araf'taki Türkler? Şimdi biliyorsun Araf kelimesinin çok büyük manası var. Eyvallah. Çok değişik manası var. Cennetle cehennem arasında bir yer. Buradaki manası ise korkuyla ümit, iki dünya, Türkiye ile Avrupa arasındaki Türkler, korkuyla ümit arasındaki Türkler, geçmişle gelecek arasındaki Türkler olarak buraya geldi. Çünkü 60 yıla yakın Avrupa'da yaşamamıza rağmen, burada 5 milyon civarında olmamıza rağmen maalesef hiçbir meselemiz bizim çözülmedi. Hep arada kaldık. Hep itildik, kakıldık. Aile, gençlik, eğitim, kültür, sanat, edebiyat, iş, aşk, sosyal meselelerimiz çözülmedi. Bu kitapta 40 konu içerisine alıyor. Araf'taki Türkler, özellikle Almanya'daki Türkler, Avrupa'yı izah ediyor ama özellikle Almanya'daki Türklerin endişeleri, korkuları, ümitleri, tedirgin oluşları, meseleleri ve o meselelere bizim açımızdan çözüm yolları. Bunun için ben Araf koydum. Araf'taki Türkler koydum. Herkese gayet yerinde olmuş dediler. Evet. Hakikaten de şu anda da hala iki arada bir derede Araf'tayız. Evet. Peki bunu kitabın içeriğini ben istiyorum ki aslında siz zaten konu başlıklarıyla söylediniz. İzleyicilerimiz alsınlar, okusunlar ve sizin fikirlerinizi, sorunlarımızı ve çözümlerimizi de sizin gönlünüzden, aklınızdan öğrensinler istiyoruz. Tabii ki bu kitap
yaptıktan sonra bu bir tane kitapla kalacak diye düşünmüyorsunuz diye biliyorum. Çalışmalarınızın olduğunu biliyorum. Özellikle Türk dünyasıyla ilgili bir arşivinizin olduğunu biliyorum. Yani çünkü biz sizinle de senelerce beraber çalıştık. Özellikle ben gençlerle alakalı bölümlerde Allah razı olsun. Evet, beraber evet. Çalışmışlığımız da var. Zaten işte sizin gibi büyüklerimizin gerçekten bu insana, insanlığa, sadece bir Türk dünyasına değil, sadece Müslüman coğrafyasına değil, az önce sizin de söylediğiniz gibi Peygamber Efendimizin ifadesiyle insanın en hayırlısı, insanlığa hayrı olandır, en hayırlı olandır. İfadesinden yola çıkarak, Hazreti Ali'nin dosta giden yol yakındır sözünden yola çıkarak, biz de bu işte gönlümüzle adım atmaya, sizin adımlarınıza, ayak izlerinize basarak devam etmeye çalışıyoruz. Tabii ki gönül istiyor ki sizinle, sizin gittiğiniz, gördüğünüz yerlerde yaşadıklarınızı özellikle Uygur TV ekranlarından bütün izleyicilerimize aktaralım. Özellikle bizi seyreden gençlerin sizin ve sizin gibi büyüklerimizin yaptıkları çalışmalardan örnek teşkil etmesini, size özenerek insanlığa hizmet edebilmesi için onlara bir heves, bir ümit olabilmenizi, bir ışık olabilmenizi ümit ederek böyle bir programı gerçekleştiriyoruz. Tabii ki Uygur TV izleyicilerine şunu da söylemek istiyorum. Tabii ki bu hani derler ya, gönül ne çay ister ne de çayhane, gönül sohbet ister çaysa bahane. Biz bir çay bahanesiyle buraya geldik gördüğünüz gibi. Afiyet olsun. Eyvallah. Yakup Tufan beyefendinin evinde, hanesinde bizi ağırladı. Teşekkür ediyoruz kendisine. Ben ümit ediyorum bu programımızın ikincisini sizinle yaptığımızda özellikle Almanya'daki gördüğünüz aile meseleleriyle ilgili, sosyal meselelerle ilgili çalışmalarınız hakkında bir bölüm daha gerçekleştirelim istiyorum. İkincisi, bu da bizim tabii ki Uygur TV ekranından seyircilerimize sözümüz olsun. Dış Türkler açısından, siyasi açıdan, gelecekte Türklerin, yurt dışındaki Türklerin temsili açısından, yıllarca siyasetin içerisinde olduğunuzu da bildiğim için söylüyorum bunu. Gelecekte yurt dışındaki Türkleri yerinde temsil edecek yerli, yani bu şunu ifade etmek istiyorum, Almanya'daki dış Türkleri Almanya'dan birisinin temsil etmesi söz konusu olması gerekirse Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Efendim işte Macaristan'da ya da bilmiyorum o kadar sayı var mı yok mu bilmiyorum ama bu bir kurul yapılabilir, bir komisyon kurulabilir. Ama öyle tahmin ediyorum ki bunların dış Türklerin hepsi için ya da Avrupa için öyle tahmin ediyorum ki milletvekili çalışmaları da olacak. Bunlarla ilgili konuları da sizlerle beraber ele alacağız. Yakup Tufan Bey'le ele alacağız. Efendim şu anda bize gelen işarete göre zamanımız bu arada dolmuş durumda. Sayın yönetmenimizin bilmiyorum daha kaç dakikamız var ama bize söylemek istediğiniz Uygur TV ekranlarından yeri gelmişken özellikle de söyleyeyim. Bizim yıllarca şu anda temsilcisi olduğumuz Uygur TV, Uygur Türkleri Doğu Türkistan'a da yapmış olduğunuz hizmetler var. Buradan Doğu Türkistan'a neler söylersiniz? Önce şunu söyleyeyim. Şimdi Atlantik'ten Pasifik'e kadar dünya coğrafyasını göz önüne getirdiğimizde Akdeniz'in güneyi Arap kültürü hakimiyetinde. Kuzeyi de Türk kültürü hakimiyetinde. Tam manasıyla Atlantik'ten Pasifik'e kadar. Türk kültürü hakimiyetinde olan büyük bir bölümü de Türkistan coğrafyasında. Türkistan coğrafyasında ana menbaına biri Doğu Türkistan. Yani şimdi Doğu Türkistan'ı bilmeyen Türkistan'ı bilmez. Türkistan'ı bilmeyen Türkiye'yi bilmez. Türkiye'yi bilmeyen Avrupa'daki Türkleri durumunu bilmez, izah edemez. Bu noktadan hareketle Türkistan, tabii şimdi benim içinde başında olduğum team, Türk Eğitim ve Araştırmaları Merkezi 1983 yıllarında kurulmuş. O günkü adı Türkistan Yardım Kasası.
yani Türkistan'dan gelen muhacirlere destek olmak için. Bay Mirza Hayit Bey Başkanı, o beni çok severdi. Allah gani gani rahmet etsin, büyük bir alimdi. İhtiyarlayınca dedi ki, bana küçük beyim derdi. Gözüm dedi arkada kalmasın, bu derneği sana vereceğim, başkanına seni getireceğim dedi. O gün ben başkanı oldum ve o günden bugüne kadar da bu dernek Türkistan'la ilgili çalışma yaptı. Hedeflerin birinci maddesinde Türkistan var. Evet. Hülasında benim çocukluğumdan beri Türkistan'la ilgili, Asya, Orta Asya denmez. O ya gaflettir ya ihanettir. O tabir. Çünkü Ruslar Türkistan ve İslam kelimesini yasak ettikten sonra Orta Asya ibaresi çıktı. Bir Müslüman Türk olarak, hürriyeti, istiklali seven insanlar olarak biz oraya Türkistan demeliyiz. Ve bugün en garip Türkistan'daki bölge de maalesef Doğu Türkistan. Biz o günden bugüne Türkistan'la ilgili büyük çalışmalar yaptık. Öğrencilerle alakalı, ben her İstanbul'a gittiğimde de Doğu Türkistan'dan gelen öğrencilerle otururum, konuşurum, dertleşirim. Onlara hedef gösteririm. Hatta geçenleri biri bana yazmış, büyüyünce sizin gibi olacağım diye yazmış. Eyvallah. Doğu Türkistan'dan gelen, Kaşgarlıydı galiba, bir gencimiz. Hülasa'da Doğu Türkistan bizim olmazsa olmazımız. Uzak olmaz, bilmiyorum olmaz. Bunları inşallah bir başka programda, evet, ana yurdumuz Doğu Türkistan ve Türk dünyasının birleşmesi, bütünleşmesi neden önemli dünya barışı için? İslam aleminin birliği ve ittifakı neden dünya barışı için önem arz ediyor? Onu bir programda memnuniyetle, eyvallah, konuşuruz. O üçüncü programımız olacak. İnşallah Uygur TV dinleyicilerine, bizi ekranları başında dinleyen kardeşlerimize, Abdülcelil Bey'e de buradan, eyvallah, dava adamı, gönül adamı, 30 yıldır tanıdığımız, çok sevdiğim gönül dostuna da sizler aracılığıyla size, Recep Bey kardeşim, eyvallah, ekibinize, eyvallah, saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Hanemizi şenlendirdiğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Eyvallah. Demiştiniz ki bu haydergahı da nedir? Şimdi ben, evet, zaten onu size söyleyecektim. Çünkü yönetmenimiz de oradan işaret ediyor. Haydergah işaretini gösteriyor bana. Biz bu haydergahını size soracaktık. Zamanımız çok kısıtlı. Evet, neden haydergah? Geliş olarak başka zaman anlatayım. Hay burada iki manada. Araftaki Türkler gibi. Bir, Allah'ın ismi. Esma-i Hüsna. Canlı, yaşayan. İki, Hoca Ahmet Yesevi demektir. Evet. Bura Hoca Ahmet Yesevi dergahı, gönülleri gönüllere bağlayan dergah, evet, yaradılanı yaradandan ötürü seven bir dergah, onun için de adını biz Hay Dergahı koyduk. Efendim, bizim Hay Dergahı'ndan yapmış olduğumuz, Yakup Tufan Bey'le yapmış olduğumuz gönül sohbeti burada sona eriyor. Efendim, biz istiyoruz ki yine bir gönül adamıyla sizlerle beraber karşınızda olmak dileğiyle. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.